Sevgili seyirciler merhaba. Getir Yemeğin sunduğu Nakav'ta hoş geldiniz. Tabii böyle bir maç çok da zevkli değildi ama size güzel bir haber verelim. Bu maçın üzerine Getir Yemek'ten güzel bir haber var sizler için. Şimdi sevdiğiniz restoranlarda kişi başı 99 TL altı cazip menüler sizi bekliyor. Şimdi Getir Yemeğe girerek nefis lezzetleri avantajlı fiyatlarla sipariş verebilirsiniz. Başlıyoruz. Evet, yemek olmasa çekilmeyecek o aşağıdan birisi daha zaten. Yedik bir şeyler. Ben yiyeceğimi yedim. Abdullah Gegiç'in lafıdır o yenilgiden sonra. Efsane teknik direktör Eskişehir'in. Beşiktaş'ta da çalışmış. Neyse. Yani kimi getirsen olmaz abi. Geçmişten, gelecekten. Ya mecburen yine böyle acıyı bal eyleyeceğiz. İzahı olmayanın mizahını yapmak zorunda kalacağız. Ben kendime zehir gibi bir kahve söyledim. Mustafa sakinleşeceğini zannederek boşuna çayı söyledi ama. Çok demli bir çay ama. Çok demli bir çay peki. Evet arkadaşlar, yani Beşiktaş yayını yapıyoruz. Bu üçlü bu sezonun başından beri birçok yayında baş başa geldik. Beraber olduk. Basın etrafına toparlandık. Genelde ama Beşiktaş'ın bu sezonki durumu çok iç açıcı olmadığı için genelde eleştiri üzerine, genelde tünelin ucunda ışığın çok az olması üzerine Beşiktaş yayınları yapılıyor. Evet. Bugün de ona benzer bir maç izlendi. Bu sefer sahaya daha fazla genç oyuncu girdi ama değişen bir skor olmadı. 1-0 mağlup oldu Beşiktaş ve 3 puan daha bıraktı. Fernando Santos yönetiminde beklediği sıçramayı da yapamadı. Kimden başlasam ki? Ali Ece'den başlayalım, Mustafa Demirtaş'tan. Ali Ece senden başlayalım. Neden? Anket hazırsa anketi de verelim. Abi değilse çok kötü bir biraz kadro. Sonra çünkü benim bizde... Benim gördüğüm en kötü, en kalitesiz Beşiktaş kadrosu. Ben bunu sezon başından beri söylediğim için vicdanım rahat en azından ama gönlüm hiç el vermiyor böyle gitmesine. Bir şeyi hiç 40 kez söylesem böyle olurmuş diyor atalarımız. Ben daha önce denedim olmadı ama bir kere daha deneyelim. Bir, sevgili Hasan Arat Başkan, transfer şart. İki, sevgili Feyyaz Uçar abi, transfer şart. 3. Sevgili Samet Aybaba, transfer şart. Daha 3 kere program bitene kadar izninle böyle 37 kere daha söyleyeceğim. Ya şimdi maç başladı. Bir kere şeyi söyleyeyim. Güntekin'i haklı çıkardın Ersin. Yapacak bir şey yok. Ersin tabi biliyorsunuz sözde bir kaleciden, sözde bir Alman'dan sonra geldiği için iyi gözükmüştü gözümüze. Çünkü kale boştu Karyus döneminde. Ama Güntekin ona demişti ki kendini hiç geliştirmedi. Ben de sevgili arkadaşıma şaka yoldu Güntekin'e. Senden daha çok geliştirdi en azından demiştim. Güntekin abin haklı Ersin, kusura bakma. Öyle bir yumurtlama yok. Ersin'den başladım takımın geri kalanından. Jonas Svensson, yani hiçbir fazla bir şey eklemedin abi. Antrenman eksiğin mi var, maç eksiğin mi var yoksa yetenek eksiğin mi var? Çok mu çıta düştü bilemiyorum. Yani orada... Onur Bulut işte transfer olduğu zaman iyiydi. Hikmet Karaman'ın elinden, Şenol'un eline geçtiği zaman çok istiyordu Şenol Hoca'nın da. Son dönemdeki Onur Bulut'tan da çok daha iyi oynamadı Svensson. Sol bek, abi şu çocuğu zorlamayın işte ya. Her yerde oynar, hiçbir yerde oynamaz Dino. O nasıl frikik son saniyede babacım ya. Son top Zanyutinova kaldıysa frikikte zaten bu kadroda beceri eksikliği, Beşiktaş kalitesinde, Beşiktaş standlarında yetenek eksikliği çok nettir. Maçın son anı yine bir Beşiktaş maçında bir Tosunpaşa son sahnesi anı. Adam frikikçi falan diye alakası yok. Kesinlikle Mustafa Demirtaş'ın daha iyi kullanabileceğini düşünüyorum ben. Bu arada iyi vururum ben. Biliyorum o yüzden. Ben kendim o kadar iyi vuramıyorum o yüzden sana oraya. Ben diğer açılardan. Diğer daha çaprazdan. O sırada sağda sol ayaklı olan tek oyuncu olduğu için mi acaba? İşte abi, değil mi? Mesela, tek oyuncu olabilir mi sol ayaklı? Ya yani yeteneği orada... olanın hali yok. Raşit Kezal. Ama orada bağcı aşırabilmek önemli olan ayaktan ziyade. Yeteneği olanın hali yok. Raşit Kezal. Cenk Tosun dediğim gibi son 20 dakika anca işte Santillana rolünde, Sosa rolünde, süper yedek rolünde olursa olur. Raşit ise paslaşacak kimseyi bulamıyor. Semih yokken Beşiktaş'ın yetenek kalibesi iyice düşüyor. 1979 yılına kadar gidiyoruz. Beşiktaş'ın daha kötü kadrosu. Ben o zaman 1,5-2 yaşındaydım. Hatırlamıyorum. İyi ki de hatırlamıyorum ama maalesef bunu hatırlıyorum ya. Hep de hatırlayacağım böyle gidersin. Çünkü 4. Transfer şart. Sevgili yöneticiler. Transfer şart sevgili futbol şubesi. Transfer şart sevgili Fernando Santos. 7 oldu. 40'a anlayacağım. Şimdi orta sahaya bakalım. Ya bu Jetson da gerçekten çok düştü performansı. Çünkü oynayacağı kimse yok. 6 numaraya geçince biraz daha işte Ehvenişer kötünün iyisiydi son 20 dakikada falan. Mustafa da 6 numarada oynamasını öneriyor. Evet ama abi yani yine 8 numara 10 numara bir Sosa bulacaksın abi sen. Yani şart oldu, şart, transfer şart. Abi yani mümkünse bir böyle Atiba Hutchinson'ı bulacaksın sen ya. Senin savunma hücum savunma geçişlerinde o kadar kötüsün ki kolektif açıdan o kadar dağınık, anarşik, kaotik. Öyle felaketsin ki o böyle Amerikan ütopya filmleri gibi felaket günü vardır ya, herkes bir yere koşturur ama kimse engelleyemez. Abi Ersin 12'de kurtardı ya hani karşı karşıya. Ya ondan 10 saniye önce Beşiktaş korner atıyordu. Ulan hiç atmayın bari. Gerçekten sen korner de atma. Ya bak bunlar zamanında işte Raşit Kezal korneri diye bir şey vardı. Ama kornerleri yaptığı kişiler de vurabiliyordu topa. Josef vurabiliyordu, Atiba vurabiliyordu, Vida vurabiliyordu. Bak Vida övdüm ulan sen işte o kadar kaliteniz düştü ya. Oha hani insan Marcelo'yu arar stoper olarak da Vida'yı aratıyorsunuz stopera. Tosic ya. Tosic mükemmel kalıyor bunda. Beckenbauer gibi kaldı. Tosic Zahmettin'in yanında stoper olarak bildiğin Franz Beckenbauer demeyelim de. Beckenbauer abi. Puyol diyelim. Yani o, tamam. Hayır önünün arkasından konuşmayalım. Adam şimdi cevap veremez. Puyol gerekirse cevap al hadi al. Al mizah sırası sende çünkü izahı yok yani. Valla bu arada şunu söyleyeyim. Mustafa söze başlamadan önce hemen telefon almanın ve satmanın yeni kolayı Easy Cep'le Beşiktaş 11'de ekrana gelsin lütfen. Gelsin. Evet, bir şey soracağım. Easy Cep'ten rica edelim. Başkan ve Hasan Arat, Feyyaz Uçar, Samet Aybaba için bir de işte Easy transfer yapsak olmuyor çünkü. Futbolcu satmanın kolay yolu. Easy Cep gibi bir marka lazım Beşiktaş'a da yani. Hele ki bu 11'i görünce direkt aklına benim o geliyor. Keşke futbolcunun da alıp satmanın kolay olsa diye. Ya, bu arada az önceki anket de vardı. Yani düzelmemenin faturası kime ait diye. Vole uygulaması üzerinden anketi oynayabilirsiniz. Tabii ki yine oyuncular, ben hepsi diyeceğim, oyuncular var. Hatta Fernando Santos için de artık hani çok bir şey değiştirmedi diyebiliriz herhalde. Tabii ki daha bir yeni kadro verilmesi gerekiyor vesaire ama sonuçta bir teknik direktörü biraz hissettirmesi lazım kendisi. Ama birinci sırada şu anda yeni yönetim var. Yani adı üstünde yeni. Evet. Yani zaten kötü gidişattan sonra başa gelmiş ve biraz kıvılcım yaratması gereken bir yönetimden bahsediyoruz. Şöyle bir gerçeklik var. Transfer tahtasının açılalı, yani devre arası transfer döneminin resmi olarak açıldıktan sonra Beşiktaş 17 gün oldu. 6. resmi maçını oynadı bugün. 17 gün oldu. 6. resmi maçını oynadı ve Svensson'un dışında bir yenilik yok ki Svensson orada da Rozi vardı. Rozi'yi kadro dışı bırakıyorsun. Daha düşük kalibre bir sağ bek alıyorsun. Olabilir. Hani Rozi belki de mental anlamda gönderilmesi gerekiyordu. Ama bir tek değişim orada ve daha düşük kalibre bir oyuncu geliyor. Onun haricinde hiçbir değişiklik yok. Benim için bunun bir açıklaması yok bu arada. Yani transfer yapamıyor olmanın bir açıklaması yok. Yani bu kadar stoper yokluğu çeken Beşiktaş'ta yine kendi gol yedi takım. Ki hani en iyi stoperi de geri dönmüş haliyle yedi. Evet. Omar Colley'in dönmüş haliyle yedi. Bizzat o kaptırdı topu. Evet. Yani. Düşün, en iyi bu yani. En iyisi bu. Düşün yani. Bu stoper yokluğunda, bu 6 numara yokluğunda, bu 10 numara yokluğunda hala hiçbir ekleme yapılmıyor olmasının bir anlamı, bir açıklaması da olduğunu düşünmüyorum ben transferde. Yani tek açıklaması şu olur. Futbolcuların nesli tükenmiştir. Şu an oynayanlar dışında. Meksika'da böyle kemiklere bir falan buluyordur. Ulan böyle bir spor varmış eskiden, futbolcuydu bunlar diye. Tek açıklaması olabilir. Onun haricinde yani ben şey demiyorum ki git Talisca al demiyorum. Yani Casemiro al demiyorum 6 numaraya. Yani transfer denince akla para gelmesin yani. Ya bugüne kadar ne bileyim Molde'den, Malbö'den, İşte Çek Ligi'nden bir sürü listelerin yapılıyor olması lazım. Stoperler sırayla o olmuyor mu? Tamam bunun bonservisi mi çok? Tamam. İşte Lassels bonservisi mi çok? O zaman biraz Scouting transferi yapalım. Bir tane kemik gibi stoper alalım. Bir 6 numara alalım size'lı, fizikli. Yani en azından bir çaba görüyor olmamız lazımdı ama yapılan açıklamalar da çok öyle bir acayip bir çaba varmış gibi hissetmedim. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bunları da artık dile getirmemiz gerekiyor. Yani Feyyaz Hoca canımız ciğerimiz ama şu andaki durumu geçen hafta açıklamalarını dinledim. Mesela şöyle dediler, stoper ve 6 numarada yerli Türk oyuncu baktık yokmuş. Şimdi yabancıya bakacağız diye. Biraz ağır hareket ediliyor sanki gibi geldi bana. Çünkü Türk oyuncu zaten o bölgelerde direkt Beşiktaş'ta 11 seviyesinde bir oyuncu gelmeyeceği belli. Yani bu zaten belli. 6. resmi maça kadar bunun kararı olmaması lazımdı diye düşünüyorum. Şeye benziyor bu, hükümet kadında su için boru döşeyen ekip var ya. Bugün tam tamına bir boru yerleştirmişik. Ağırlığında ilerliyor yani maalesef transfer dönemi. Bunun açıklaması yok bence. Yani bu şakası da yok. 6. resmi maçta artık bir yenilik görmek istiyor insanlar. Yoksa enerjisi iyice çekilecek insanların. Sürekli aynı 11, aynı yapılmayan şeyler, aynı kendi kendine gol atan savunma. Tünel ucundaki ışık dedin ya, öyle bir ışık vardı. Evet. Ben de maçı izlerken şöyle hissettim 5 yaşında. Böyle rüyanda karabasan gelir ya, bir hareket edemezsin. Yani bir ışık görürsün, onu bir türlü gidemezsin filan. Beşiktaş için rakip kaleye gitmek de öyleydi. Özellikle ilk yarıda hareket edemiyor ya takım. Evet. Yani Sivas'ın izin verdiği yerde top dolaştırdı. Şu hareket imkanı sıfır. İkinci yarının biraz başında Gezal öyle eski günlerine bir iki sahne verdi. Bir iki top bıraktı. 5 dakika eski günlerine döndü. 5 dakika döndü. Evet, 7 dakikası, 5-7 dakikası varmış. Ozan pozisyona girdi. Onun haricinde 47 ile 52 arası. Evet. 5 dakika 3 tane pozisyona soktu. Gezal kişisel becerisiyle. Bir ikiye bir yaptı. Bir tane uzun top bıraktı Cenk Tosun'a direkten dönen pozisyonu. Onun haricinde rakip kaleye gidemedi Beşiktaş yani. Ama bu yeni bir şey değil ki. Bu sezon başından beri aynı şeyi izliyoruz. Artık bir değişimin olması lazım. Yani o yüzden illa para transferinden bahsetmiyorum. Bir akıl görmek istiyoruz diyoruz ya artık Beşiktaş yönetiminden, Beşiktaş yöneteceklerden. Akılla yönetmek, biraz plan proje görmek istiyorsun. Transfer tahtası bitecek ya, kapanacak bu arada zaten. 9 Şubat'ta bitiyor. Az kaldı. Yani. Bu arada bir hatırlatma ve bir anons yapalım sizlere değerli izleyenlerimiz. Anons böyle kayıp takım aranıyor anons. Kayıp takım aranıyor. Beşiktaş forması giyen 11 oyuncu bugün böyle Sivas'ta saha içinde kaybolmuştur. Bulanların müdüriyete, değil mi Mustafa, başvurmasını rica ediyoruz. TCL iyi marka abi. Bu futbolcular Beşiktaş markasını temsil edemiyor. Bu TCL Vole ile işbirliğini bizleri temsil edebiliyor. Biz de onları temsil edebiliyoruz ki bize sponsor oluyorlar. Evet, aynı zamanda Premier Lig devi Arsenal'ın da bölgesel tüketici elektroniği partneri olan dünya devi panel üreticisi TCL size mükemmel bir izleme deneyimi de sunuyor sevgili izleyenlerimiz. İşte bu. İşte bu. Beşiktaş'ta çok kötü bir izleme deneyimi sundu. Gerçekten. Ya bak, gerçi bir şey söyleyeceğim. Bak. Böyle sevginin ızdırabını derler adam. Birçok Beşiktaş taraftarı söylüyor. Bana da yazıyorlar, görüyorum. Münip gaz verme abicim. Bak seni çok severim. Adı ben... Aşk Bu Eziyetin diye şarkı bak, var ya. Bak Münip gaz ver. Böyle bir şarkı yok. Bu kadar böyle akordu bozuk. Bu kadar notaları birbiriyle alakasız dizilmiş. Sadece böyle şaka şarkıları var. Hani var ya adam böyle 50 dakika boyunca yapıyor. Millet hani ne zaman değiştirecek diye bekliyor. Haftalardır Beşiktaş'ta böyle. Kara komedi filmi. Kara komedi müziği gibi. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'ın yediği gol. 6. dakika. Colley kaptırdı. Ben Colley'e kızmıyorum. Ya, topu çıkartanın stoperde böyle Colley oldu. Bir takımı kuranlara kızıyor. Bir önceki yönetim. Şimdiki yönetime de kızıyorum. Hala değiştirmediler. Ya Colley'in yanına sayısı olunca oluyor işte abi. Colley tek pas verecek o kadar. Bir de ara sıra uzun atacak. Geri kalanlar hücuma... Sadece bir duran toplarda kafa golü. Karşılayıcı ya. Bu kadar topu karşılayacak ya. Hamle stoperi. Hamle stoperi. Lider stoperin, yönlendirici stoperin değil. Böyle yönlendirici stoper olursa kaptırırsın. Bir de çok dengesiz ama ya. Necip, seni severiz, sayarız kardeşim. Çok vefalıyız bilmem ne falan. Sen de evet ama kardeşim yani bari sen orada çıkar. Eski orta sahasın. Şimdi Necip o zaman niye orta sahaydın eskiden? Bak sana da geliyor sıra abi, kusura bakma. Colley niye çıkarıyor topu abi? Colley Necip eşleştiyse... O bir stoperde bin yıldır Beşiktaş'ta oynayan Necip yönlendiremeyecekse olmaz. Bak abi bir şey söyleyeceğim. Mustafa'nın dediği çok doğru. Necip kadar uzun süredir başka takımda oynayan oyunculara baktım. Luke Ayling. Premier Lig'de kendisi herkes çok seviyordu. Tam Türkiye Ligi gibi için oyuncu diyorduk. Sağ bek, stoper, çok savaşçı, hızlı, inatçı falan. Abi 10 yıl önce 200 bin euroya aldı adamlar. O zaman euro 3 liraydı 10 yıl önce, onu da söyleyeyim de. Yani 600 bin liraya aldılar. 600 bin liraya aldılar o zaman. Evet. 600 bin liraya Luke Ayling aldı. Demek ki Mustafa'nın dediği gibi bütün olay parayla alakalı değil. Böyle 150 tane örnek veririz. Şimdi Feyyaz abinin söylediğine çok üzüldüm yani. Baktık Türk stoper yok. Feyyaz abi yok. O yüzden zaten eldeki Türk stoperler bu kadar pahalı. O yüzden Samet Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye o paraya gidiyor. O yüzden Fatih Hoca'nın bildiği yani bir tane iki tane Türkiye Ligi'ne oyuncu alacak. İşte ligdeki stoperler bunlar. Demek ki zaten stoperi direkt yabancı alacaksın Feyyaz abi. Marcelo. Senin zamanında vardı iyi Türk stoper. İşte Gökhan Keskin, Ulu Güvener vardı. Güveneroğlu. 10 yılda 5 şampiyonluğu var Ulvi Güveneroğlu. Çok iyi bir görev adamıydı. Colley'di o. Colley. Gökhan abi de Marcelo'ydu işte. Zaten Marcelo'yu da Beşiktaş'a Gökhan Keskin izledi. Diğer scout arkadaşlarla bir araya gelerek. Şenol Hoca da zaten istiyormuş. PSV'den ta Trabzon'a istiyormuş. Şimdi madem Türk stoper yok, gelir gelmez Fernando Santos'a hocam stoper istiyor musun? İstiyorum. Kimi istiyorsun? Maritimo'dan şunu. Bilmiyorum. Ne kadar bu? Şu kadar. Bu adam bu yaşta herhalde indiragandicilik yapacak falan bir adam değil. Yapsa bunca takımda bir şeyler yapardı, adı çıkardı. Portekiz'de çünkü adı çıkmamış ender insanlardan. Öyle değil mi? Ki Beşiktaş da bulabilir ya. Ya böyle bir ekip kurup kendini de bulabilirsin. Ya çoktan yapması gerekiyor. Ya Fernando Santos bilmiyor da olabilir burada. Hayır, çoktan yapması gerekiyor. Ya Fernando Santos Portekiz'i, Brezilya, Yunanistan'ı bilir kafadan. Niye? Portekiz milli takımı. Portekiz ligini izliyordu. Portekiz milli takımı için. Geri kalan ligleri de izliyor ama Portekiz liginde Benfica'yı, Sporting'i, Porto'yu bir kere kafadan izliyor. Zaten 3 tane eski çalıştığı takım. Oradan bir oyuncu havuzu var. Portekiz milli takımında seçecek. Onları izlerken sahadaki Güney Amerikalıları falan da görüyor genç yaşta. Onlardan hangisi sekebilir falan filan. O yüzden söylüyorum. Hani Portekiz milli takım çalıştırırken de Beşiktaş'ın olmayan scout ekibinden daha fazla oyuncu portföyüne ulaşmıştır. Fenerbahçe'deki Daum'un Brezilyalı oyuncuları Fenerbahçe'deki Brezilyalı futbolculardan daha iyi bilmesi gibi mesela demek istiyorum. Yok, ya Feyyaz abi yok işte. Yok, tabii ki biliyordur da yine o güncel formunu araştırması için bir akla ihtiyacım var. Ya kesin ama ya, bunu çok önceden kullanıyor. Yani yönetime geldin artık haksızlık oldu yani Fernando Santos'un oyuncu bulması falan. Hayır, ben diyorum, elde kesin yok. Doğru. Kesin tamam, doğru. Yapacak başka bir şey yok ama Hasan Arat yönetiminin hatası seçileli ne kadar oldu? 3 ay oldu mu? Hasan Bey kusura bakmayın ama ben çok söyledim, dile getirdim. Birçok insanda sizden hiçbir böyle ticari çıkarı beklentisi olmayan, sadece Beşiktaşlık'ta sizinle birleşen birçok insan benim gibi dedi ki efendim acil hemen iyi bir böyle scout ekibi kurun. Yani orada 2 aylık çalışmada Mustafa'nın dediği çıkar ama onu söyleyeyim ben size. 2 ayda çıkar be abi. Çıkar. Yani sahadan geldiğim için biliyorum. Yani çünkü aradığın şeyler de belli. Nasıl bir 6 numara aradın belli. Nasıl bir stoper aradın belli. Yani nasıl bir 10 numara aradın belli. Bunlara çok filtreleyecek. Scouting platformlarında istatistik olarak filtreliyorsun. Ondan sonra gidip izleyebilirsin. Gidip canlı hemen izlemesini yapabilirsin. 2-3 tane maçını yani reaksiyon aldıktan sonra oyuncu bulursun. Ben oyuncu yok diye bir şey kabul etmiyorum ya. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yani en çarpıcı örnek az önce bahsediyorsan Luke Ayling de güzel bir örnek. Birebir Beşiktaş'ın işte geçen hafta da örnek vermiştim. Bodo, senin 2 maçta yana Bodo'nun santraforu Mobanji 350.000 euro ve satmışlar galiba bu arada. 8 milyon falan satmışlar. 6 numarada Berg değil mi? Evet, o da Fransa yine gitti geri geldi falan. Var yani oyuncu yok diye bir şey kabul etmiyorum ben. Ne demek? Salah'ı ta nereden geldi ya Salah'ı? Güney Kıbrıs bunu kesin. Yani oradan var yani oyuncu. Tabii ki var. Ya bak şeyden Sırbistan işte Hırvat Ligi falan da mı pahalı geliyor? Düşür kadar Çek Ligi. Orası da pahalı geliyor. Slovakya Ligi. Mustafa şöyle olmaz mı o zaman da? Ben geçen ikili mücadelede konuşuyorduk. Bu sefer de bütün takımları Svenssonlarla doldurursan yani ortalaması 65-70 olan adamlarla şampiyonluk kadrosu. Öyle değil. Potansiyelden bahsediyorum ben. Potansiyelden bahsediyoruz. Svensson'un yaşı var. Bizim var tabii canım yani ortalama oyuncu. Yani şimdi standartını düşürelim diyorsun yani. Hırvat Ligi mi fazla geldi? Vavro var ya hani Kopenhag savunmasına Vavro. Galatasaray karşı çok iyi oynadı. O mesela Slovak Ligi'nde olduğunu hatırlıyorum ben. Slovak Ligi'nde görmüştüm ben onu. Slovakyalı. Belki şu anda Slovak zaten değil mi? İşte oradan çıkmıştı daha toyken. Tabii ki bu seviyede değildi ama birkaç kademe altındaydı. Bu isimlerden bahsediyor. Yani yine de eldekilerden daha iyi bir şey verecek sana vaat edecek. Kesin yani. Ben şunu söyleyeyim yani para bahane değil anlamında söylüyorum. Yani paran yoksa bu oyunculara gidersin. En azından bir değişim olur ama. Atiba'yı kaça aldı Beşiktaş? 0. Sudan ucuza. Evet ucuz. Pahalı şimdi yani. Abi Sudan ucuza PSV'den taktiği aldı. Üstelik PSV'de sakatlıklardan sonra sağ bek olmuştu. Ama senin takımının tam ihtiyacı olan 6 numaraydı. Slaven Bilic'in restore ettiği, en azından defansif açıdan savunma hücum dengesini kurduğu bir takım var orada. Ve o Atiba'nın gelişiyle gerçekten güçlü hale geldi. Ve Atiba ile Sosa beraber oynarken. Şimdi senin bir kere bu oyuncuların planını daha önceki yönetimler olabilecek en yanlış şekilde yaptı. Bak bu adam geldi. 10 senede 1 ya da 2'dir kötü oynadığı maç Atiba'nın yani. 1 ya da 2'dir. O da dakikalardır ha. Tamamında çok kötü değildir yani. Sosa'yı aldın kaç yaşında? Kaç yaşında İtalya'da Milan'a sattın abi. Bayağı iyi paraya sattın ya. 30'lu yaşlara yakın yaşta aldın. 30'lu yaşlara yakın yaşta sattın abi. Bunlardan hangisini satabilirsin? Diyorum ya easy cep. Teşekkür ederiz. Vallahi ya. Easy transfer. Metin abinin dediği kadar zor değil. Ama işte easy cepteki telefon alma satma kadar da kolay değil. Ben bunun için ekstra para almıyorum. Güzel karşılaştırma olduğu için antrenörüm, onu da belirteyim. Şimdi takımın böyle bir omurgasına bakalım. Bir böyle omurga görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Hep şöyle. Cenk eski günlerine dönerse. Demir Ege beklentileri karşılarsa. Necip'i zaten yıllardır bu şekilde bekliyoruz. Önce beklentileri karşılarsa. Eski günlere dönerse. Eski günlerinde de böyleydi. Yeni günlerinde de böyle. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi, bir de Necip. Hani o zaman diyorsun ki ya Necip'i de eleştirmeye kıyamıyorum. İşte altyapıdan yetişen kaleci Ersin Karius boşluğundan sonra kaleyi doldurdu. Ona da geçen hafta Mert gol yemişti. Abi bu kafayla bakarsan hiçbir şey olmaz. Sen omurga kurmamışsın. Lider karakterlerin yok. Güçlü bir omurga lider karakterlerle kurulur. 4 numara, 6 numara, 8 numara. Bunlar her şeyden önce o takımın kalbi, kalp orta sahadır. Ritmi belirliyor vücudun. Çünkü kalbin ritmine bir şey olduğu zaman işte o kornerdeki gibi. Abi 10 saniye önce korner atıyordun, karşı karşıya kaldı kalecinin adama. Nasıl oluyor? Bülent Uygun, Jürgen Klopp mu kardeşim? Hani rakip kornerler çalışmışlar. Beşiktaş atamıyor o yüzden yani. Hani bu kadar kötü korner atılır mı? Aynı oyuncular süper atıyordu. Cezal'ın falan şampiyonluk sezonunda her korneri yarım penaltı tehdidi. Öyle değil mi? Millet 11 kişi kendi kalesinin önüne geçiyordu. Kaleci çıkarıyordu, kendileri duruyordu. Öyle acayip kesiyordu. Abi çünkü vurabilecek oyuncular vardı. Eğer orta sahada pasta 2 kişilik hadise. Hani tıpkı korner atışı gibi. Dünyanın Beckham'ı getir ama böyle kafa topuna Meraş yükselsin. Gol olma ihtimali var mı? O zaman Beckham kötü mü korner kullanıyor demek? Hayır. Amerika Ligi'nde kullanıyor ya korner. Bakıyorlar mal mal. Böyle Johnny'ler, Yankee'ler, Johnny, Tony hepsi bakıyor böyle. Johnny, Tony, Sam hepsi bakıyor böyle. Beckham kornerine böyle bakıyor mal mal falan filan. Anladın mı? İşte onun gibi abi. Bayağı yani. Hesabesiz korner vardır mesela. Abi ne yapsın adam ya. İstatistiğe bakarsan Beckham o sezon Amerika Ligi'nde en kötü korner kullanan adam. Adamlar mal. Hani takım arkadaşlar gerçekten yani. Yani abi öyle bakacağım. Orta sahada da mesela abi. Tamam Jetson'un kesinlikle çok daha iyi oynaması gerekiyordu. Abi tek sorun Jetson'muş gibi. İyi Jetson'u sat orada şeyi oynat. Ben sana söyleyeyim. Bir Salih daha al. Tabii. İyice böyle kağıt helva orta saha olsun. Salih'in tekniği o da öyle süper değil. İyi. Ama bak ya olursa yine oyuncusu. Abi Sosa Atiba oldu mu gözün kapalı tamam oldu diyorsun. O zaman Oğuzhan da oluyor işte. Ya olursa oyuncusu da oluyor potansiyelli. Demir Ege belki Oğuzhan olacak. Amir Hacı Ahmetoviç. Belki Oğuzhan mevkisinde oynatılırsa Atiba Sosa gibi oyuncularla. İşte Jetson. Hadi Jetson'u böyle şeye yaptık. Atiba rolünü aldık. Tamam atletik. Dribbling yapabiliyor. Kale önüne gelince başaramıyor. Atiba da eskiden de ofansif orta saydı. Ben çok net hatırlıyorum. Kopenhag Celtic maçı. Çok net hatırlıyorum. Geldi abi 10 numarada taş gibi oynadı ki. Bu son şampiyonluk sezonunda bazı maçlarda Sergen Yalçın gerçekten onu 10 numara oynattı. Zorunda da kaldı. Evet, onu da gösterdi. Yani böyle kısa bir özetini eski 10 numaralık kariyerinden güzel bir ne diyeyim remaster yaptı. Yani yeniden o yeniledi onu tekrar mastering yani en yüksek seviyeye çekti. Sahaya 10 numaralıyla mastering yaptı. Yani efendiliğini yaptı. Ağırlığını koydu sahaya. Abi demek ki Jetson'u öyle oynasan ya sen yine bir Sosu alacaksın abi. Senin ritmin bozuk, kalbi bozuk takımın abi. Kalpte sıkıntı bütün dünyayı bozar. Zaten diğer organlar kaliteli değil. Yani bir bağırsak var Beşiktaş'ta tuvalete çıkamıyorsun abi. Evet abi takımın şeyini söylüyorum. Beşiktaş'ta futbolcuları söylüyorum. Beşiktaş'ın dizleri, diz eklemleri buz abi. Kireçlenmiş. Abi soğuk diyorlar Sivas. İşte Olimpiyat'ta olan sıcakta da gördük. 5. teknik direktör ya bu. Abi Şenol Hoca ile bayağı sıcaktı yine aynı. Dizler buz gibi anladın mı? 2 dakikada yapamıyorsun. Sen daha iyi bilirsin. Rıfkı bile kendine sağlık getiremez işte. Yani değil mi? Rıfkı var ya işte gerçek bir sakat. Hadi bunu da iyileştir. Rıfkı'yı getirsen alttan yılan geçse yine olmaz abi. Ya burada adam Rıfkı, da Rıfkı değil ki. Teknik direktör abi. Rıfkı Santos değil ki. Kemal Sunal oynamıyor ki abi. Abi gerçekten ya. Ya bak o filmlerde falan oynayamaz bazıları. Gerçekten. Bugün forma giyenleri demiyorum. Bugün en azından İyi niyetli 11 oyuncu vardı değil mi? Hani en eleştirilecek o. Neye yarar abi? Bak böyle giderse Ilgaz Çınar söyledi. Raşit ise belki böyle Semih'le beraber takımın en iyisi son bir aydır. Bugün de sahada ayakta durmaya çalışan, oyun aklı hani Gezal 5 dakikalık pili vardı ama Raşit ise uğraştı. Orta sahaya aldı onu da yaptı solun. Yalnız o saçların sarı olmasına taraftar ona da. En iyi oyuncuyu bile sarar abi bizim Beşiktaş'larda. Ben net hatırlıyorum. Abi Zamanında işler o kadar kötü gidiyor ki herifin biri kenardan sürekli bütün oyunculara küfür ediyormuş. Malzemeci Süreyya abi demiş ki kardeşim ayıp ama ana avrat sülale bırakmadılar herkesin. Konuşma lan sen de bıyıklı. Kaç yıldır yedeksin bir türlü oynamıyorsun. Malzemeci Süreyya'ya sarıyorlar. Ki o dönem bu kadar kötü falan değildi Beşiktaş. Evet bu Beşiktaş. O kadar kötü değildi. Yakın geçmişin en kötü Beşiktaş'ıyla baş başayız. Bir virgül koyalım çünkü yeni nesil canlı skor uygulaması Sports yayında değerli izleyenler. Hemen Sports uygulamasını ücretsiz indirin. Sadece Sports'ta bulunan özelliklerle tanışın. Maç önü Sports'a özel, voley oyuncularından kısa maç önü videoları, son dakika gelişmeleri, ilk 11 değerlendirmeleri bulunuyor. Maç oynanırken kırılma anlarında voley oyuncuların anlık ses paylaşımlarıyla Kritik pozisyon analizleri ve performans değerlendirmeleri Sports'ta yer alıyor yine. İster yayının altında sabitlenmiş linkten, isterseniz uygulama marketlerden Sports'u indirin. Sen de yeni nesil can skor deneyimini yaşa. Üstelik Sports reklamsız ve ücretsiz. Yalnız benim fotoğrafa bak. Ben bu Beşiktaş'a söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bakışı var. Bak evet. Serdar anlatıyor, Uğur anlatıyor. Mustafa sen de devre arasında gönderdin. Çok güzeldi. Ben dinledim spor uygulamasını. Evet, devre arasında ben canlı sesli mesaj gönderdim. Hayatımın en zor bir dakikasıydı. İlk yarıyı değerlendirdim. Yani ilk bir şey olmadı ya ilk yarıda. Daha kötü Beşiktaş oldu. İlk yarı değerlendirmesini yaptım. Yani şöyle diyorsun ister istemez. Belki ikinci yarıda ne biçkiler ama top buraya gelir mi? Yani orta saha evet. Yok. Orta saha getirecek soğuma hattı var mı düşünüyorum. O da yok. Yani yoktan böyle Mustafa Sartım oradan stopere kadar gidiyor. Yani orta var, kanat yok. Gerçekten durum var. Bu açık açık söyleyelim. Bu takımda Semih doğru tamamlanırsa, Semih'i ayırıyorum. Doğru tamamlanırsa da Raşit'sa ve Gedson Fernandes dışında Beşiktaş'ın 11 oyuncusu yok bu takımda. Aynen katılıyorum. Ya ilk 11 oyuncusu yok. Nasıl doğru tamamlanırsa Raşit'in tersine yaratıcı bir tane kenar forvet alırsın. Semih'te 9 numara oynar belki ya da Semih kenar forvet devam edeceksen çok özel bir 9 numara alman lazım. Evet. Kendi pozisyonunu da yaratabilen bir 9 numara lazım. Yani Semih Raşit'sa ikilisini tamamlayacak kendi pozisyonunu yaratan bir tane hücumcu. Ya 9 numara ya kenar forvet. Gedson Fernandes'in de arkasına 6 numara önüne 10 numara. Yani Gedson Fernandes top taşıyıcı olacak ve orada kalacak. Çünkü finali yok biliyoruz yani. Ben Beşiktaş kariyerinde Gedson Fernandes'in dripling üstüne şutunu, dripling üstüne pasını çok hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Şenol Güneş döneminde son bir ay geçen sezon 2 tane vardı o kadar. O kadar yani, ender görülen yani banka olduğu için hatırlıyorum. O yüzden dripling yapıyor bir noktada tıkanıyor zaten o da. Ama o da önemli özellik. O yüzden 6 numarayı önermiştim ben ona. Yani çünkü madem finalin yok. 6 numarada taşıyıcı rolü daha ki Beşiktaş taşıyordu işte. Beşiktaş biraz daha gitmeye başladı. Gedson Fernandes 6 numaraya gelince en azından otomatikman dripling'le çıkamıyor. Çünkü pas atan yok orada. En azından dripling'de top taşıyarak o kötü zeminde bu tip NDI tarzı oyunculara ihtiyaç duyuyorsunuz. Gedson Fernandes bunu yapabilir. Yani bu ligde aslında Gedson Fernandes gibi oyunculara ihtiyaç var. Ama doğru tamamlanırsa. O final pasları atacak bir tane 10 numara şart yani. 6 numaran 8 oynayacaksa Gedson Fernandes şart. Stoper zaten herhalde söylemeye gerek yok. Ya Omar Colley takımın en iyi stoperi ise ciddi problem var demektir. Yani dengesi bir tuhaf zaten Omar Colley'in ve en iyi zamanlarında da böyleydi. Çok dengeli bir stoper değil. Bugün yaptığı en iyi müdahale düştüğü için yaptı. Yere can havliyle kafayı şey değil yani bu. Düşmüş adamın önüne şut bloklamış oldu. O böyle dengesizlikten denge. Yani evet. Kaostan denge çıkarma anladın mı? Eğrisi doğrusuna gelme dengesi. Yani baştaki en doğru hareketi stoper yere düştü diye yapıyor. Böyle bir savunma hattı olabilir mi? Yani zaten stoper yok. Yani Colley, Masoko şöyle o kadar çok hemen değiştirmesi gereken bölgeler var ki. Onlara belki sonra sıra gelir. Diyelim bunlara en fazla. İşte Kaleci Mert'i buraya dahil ediyorum. Nasıl okuyor seninle katılmıyorum. Yani o kadar acil ihtiyaç var ki stoper. Daha mı uzun vadede düşünüyorsun? Hayır. Meraş'la Zahmettin'i bu sol bekle izledikten sonra Masuaku benim gözüme böyle Roberto Carlos'tan geliyor. Bilmiyorum katılır mısın? Yani, orası yani. Ya bugün son dakikadaki free kick olsa Masuaku kullanır belki de atacak. Yani zaten orası acil değil zaten değiştirmek için ama stoper 6 numara 10 numara Abubakar durumu çözdükten sonra ya 9 numara ya da o bütçeyle kenar forveti, yaratıcı bir kenar forvet mutlaka buraya işaretlemesi lazım artık daha doğru seçenekleri Beşiktaş'ın. Fernando Santos kendisi söyledi. Benim için kolon 6 numara, 10 numara, 9 numaradır. Şimdi 9 numara maalesef hareket kabiliyetini çok yitirmiş. Cenk var. 10 numarada Salih var. Koşu diye bir şey yok Salih'te. Yani kaç tane kenar orta geldi hiç ceza sahasına giremiyor. Topu verdikten sonra hareket etmiyor. Yani böyle bir hücumcu 8 numara da olmaz, 10 numara da olmaz. 10 numarada Salih var, 6 numarada daha Toy Demirege var. Hatta kolona stoperle dahil edersek stoper de yok. Karen'de de Ersin var bu maçta. Ki ben Mert'in de tartışılması gerektiğini her zaman söylüyorum. İhsan diyor ki algı yapmayın diyor. Kadro gayet iyi de bir şey artık. Fenerbahçe, Galatasaraylı arkadaşlarımız dalga geçiyor bizle. Valla oyuncular utansın. Bu sahneyi izletirseniz utanmaları varsa utanırlar yani. Ya Mustafa tamam yani sezon başından beri aslında hep bu kadronun kötü kurulduğunu konuşuyoruz da ya Fernando Santos'un da ne oynatmaya çalışan gerçekten ben hani söyleyeyim. Oynamaz mı ya bir şey oynar söyleyeyim. Yani lütfen. İlk maçlarda oynattı. Total kontrol oyunu. İlk 2 maç işte bunlar yeni hoca geldi aman bizi kovmasınlar transfer bitiyor falan bazıları bir ekstra oynadı. Mesela Rize deplasmanındaki Jetson gözüme acayip gözüktü o Galatasaray'a ilk geldiği zaman. Ne bileyim Benfica Fenerbahçe maçındaki Jetson gibi gözüktü. Rize'de kiralıkken de öyle gözüküyordu gözüme. Evet. Demek ki o dönemki Rize orta sahası daymış. Yani o dönemki Fernando Santos O dönemki Rizespor'a gelse Jetson daha iyi oynayacakmış. Geçen seneki Raşit Sağ bayağı iyiydi, ligin en iyi. Altın karmaya girmese de gümüş karmaya girer. Yani ilk 22 oyuncusuna girmez mi geçen sezon ligin Raşit Sağ? Girer tabii canım. Tamam. Abi Cenk Tosun Beşiktaş tarihinin en iyilerinden bir tanesi. Bak, Cenk Tosun Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en iyilerinden biri. Ama geçmiş en iyilerinden biri. Geleceği süper yedek olarak yaparsın. Abi malzeme yok. Ben böyle Şenol Hoca'ya da, Rıza Çalınbay'a da, hamına mamına bey'de, Sayın Burak Yılmaz'a hayırlı olsun yeni takımı. Çok iddialı. Bir tane şey okudum, onu paylaşmadan edemeyeceğim. Benim yorumum değil. Ama çok kahkahalarla güldüğüm için söylemek zorundayım. Katıldı, arabada katıldı görüldü. Yani. Kayseri Spor'a imza atarken Instagram'a koymuşlar. Alta çocuğun biri ne zeki yazmış ki. Birazdan şey der, damarlarımı kesseniz pastırma akar. Yani tam senlikti. Konuya dönüyorum. Abi 5 ayrı teknik direktörü değiştirdin. 5 ayrı hocayla fark edin. Başına gelmeyen kalmadı. Abi demek ki sen gerekli malzemeyi almamışsın. Ya şu şeye çok benziyor abi. Yani böyle bir umut tacirliği var, tamam mı? O tutarsa, bu tutarsa, şu olursa. Yani borsada yatırım yapmışsın. Hala mesela yok. Gelişecek o, gelişecek. Ne zaman? 30 yıl sonra. Azrail'e söyle 30 yıl gelmesinler karısı adamı, anladın mı yani? Ben bir hisse aldım 30 yıl sonra var ya o acayip artacak falan. Yani bu düşmüş bu kağıtlar. Sen abi başka yatırım yap. Düzelt abi şu takımı. Yetenek fakirliğine hiç tahammülüm yok benim Beşiktaş'ta ya. Bak daha kötü futbolcular gördüm. Bak bazen Beşiktaş'ın çok iyi 11'lerinde daha bile kötü oyuncular vardı ama bir taneydi. Mustafa'nın söylediği şu açıdan çok önemli. O yüzden Masoku'yu katmıyorum. En iyi stoperin Colley ise yanmışsın. En iyi böyle ofansif orta sahan Salih ise yanmışsın. En iyi santraforun Cenk Tosun'un bu hali ise eski halinle karşılaşınca durumu hiç iyi değil. Kalecin Mert bu kadar kötü oynadıktan sonra Ersin bu golü yiyorsa orada da sen yanmışsın. Sen abi bitmişsin yani. Bu durumda senin 11 Ocak'ta başlayan transferde 12 Ocak'ta çok iyi bir lider stoper alıp takımın geri kalanını, yani bir gol atıp üzerine yatma olayıdır. Lider stoperin oldu mu? Santos onu çok iyi yaptırır. Yunanistan'da gerektiğinde Portekiz'de de yaptı. Hatta 6 numara. Malzeme yok ki ama işte bir dakika sayıyorum. Ali Ece'ye doğum günü hediyesi 20 Ocak. Şimdi 11 Ocak'ta başladı. 12 Ocak'ta 4'ü aldım. 15 Ocak 6 numarayı aldım. Tamam mı? William Carvalho aldım mesela. 20 Ocak'ta da Ali Ece'ye doğum günü hediyesi ama sürpriz. Al sana yeni Sosa. Sen bile bilmiyorsun. Biz bulduk bunu. Arjantinli. Şu ligde oynuyordu, bu ligde oynuyordu. Buradan aldık. Göreceksin kral. Sosa'nın oğlu gibi oynayacak. Hani vay be falan filan dedirecek sana. 20 Ocak'ta bana o hediye alacaktın. Sonra gerekiyorsa bir tane de hızlı kanat forvet alacak. Geçen bir izleyicimiz sevgili Fehmi demiş ki abi yanlış teşhis. Öncelikle böyle kanat forvet almamız lazım. Fehmi'ye saygı gösterin düşüncesine. Ama şunu da söylemeden edemiyorum. Semih ile Raşit Sağ. Bunlar kanatlarda oynarken işliyor. Abu Bakar ortaya gelse, bak görün bu Abu Bakar gelince ben oynamak istiyorum da Fernandos'u çok seviyorum da damarlarımı kesseniz böyle kartal kanı akar falan filan da yapar. Takım bulamaz. Daha iyi maaşlı takım olsa yapar. Öyle mi? Oynat 6 ay. Sonra sat arkadan. Sen yap ona. Abu Bakarlığı sen yap ona. Olmadı mı? Tamam o zaman bir kanat forvette alınsın. Ama yani Semih'le Raşit Sağ bir kere bunlar olur. Bir tek bunların arasında pas frekansı var. Kalan kimse de yok zaten Mustafa. Zaten sorun topun oraya taşınamaması. Tabii. Ya onlar alıp taşıyor zaten. Top oraya gelmiyor. Raşit Sağ derinde top almak zorunda kaldı. Feyyaz Uçar'ın açıklamaları var. Ancak daha öncesinde size bir duyurumuz var değerli izleyenler. EasyJet'te büyük kış indirimi başladı. Tüm ürünlerde geçerli %10 indirim fırsatıyla telefondan bilgisayara, tabletten akıllı saate birçok yenilenmiş elektronik ürünü peşin fiyatına 6 taksitle kolayca alabilirsiniz. Son gün 31 Ocak. Teknoloji severler için bu fırsat kaçmaz bizce. Telefonunuzu yenilemek istiyorsanız, çocuğunuza akıllı saat, tablet gibi teknolojik bir karne hediyesi almak istiyorsanız ya da bir bilgisayar değiştirme düşünceniz varsa hemen easycep.com'a ya da mağazaları ziyaret edebilirsiniz. 12 ay garanti ve peşin fiyatına 6 taksitle kolayca alıp rahatça ödersiniz. Şimdi yenilenmenin tam zamanı. 12 ay garantili Sosa. Easy transfer. Çok teşekkür ederiz EasyJet'e. Aynı ziynetten yürüyüp alacaksın abi bak. Bak alacaksın. Büyük kış indirimi. Burada seviye çok inmiş zaten Beşiktaş'ta. Bak burada yüksek. O %10 onları etkilemiyor. Sen al bir. Bak şu Galatasaray'ın Sacha Boey hamlesini ben sadece böyle takdir ediyorum. İlk geldiği zaman da. Bir sağ bek almışlar. Özellik olarak özellikler koşucu, agresif, dribling yapabiliyor. Birazcık sakat olsun. Rozier de öyle hani. Ligin hani şampiyon olduğu zaman Beşiktaş ligin en iyi sabiki Rozier'di değil mi? Adam kaça aldı onu Sacha Boey'i? 1.15 falan galiba. Evet evet. Fransa 2. Ligi değil mi abi? Renden geliyor. Yedek. Yani işte ikinci seviye yedek. Kiraya düşünüyorlardı ikincilik. Öyle bir evet yani. Renden geldi ama ikincilikte kiraya koymuştu. Evet abi öyle hatırlıyorum ben. Evet. Aldı abi kaça sattı? Niye? Doğru tespit. Oyuncu tipi olarak Allah aşkına Rozier'in sadece yedeği olur Svensson. O da gitmek isteyen Onur Bulut yerine. Yani zaten bir sağ bekin Beşiktaş'a yeni gelenin Onur Bulut'tan daha iyi olması yetmez. Easy Cep'teki gibi easy transfer. Hasan Başkanım bakın. Biz burada çok sevdiğimiz, çok saydığımız Rıza Çalınbay gibi bir futbol insanını eleştirmek zorunda kaldık. Sizi de eleştirmek zorundayım aynı açıdan bakınca, aynı perspektiften. Beşiktaş'ın iyiliği için. Rıza Hoca demişti ki gelmeden önce ben bu takımı çalıştırsam kaç? 40 kupa alırım mı diyor. 50. Yani ben de hep indirimli söylüyorum izleyecek teşekkür ederim. %10 indirim. Rıza Hoca da diyorsa şaka yaptım ben orada falan diyecek de haklı da işte ya neyse, marka olarak kalıyor üzerinde. Yani hocam bu oyunla mı diye eleştirdik. Ya söylemeyeceksin değil mi? Ya da başarısız olunca başka. Ben bu oyuncuların çoğunu böyle almazdım demeyeceksin. Madem o kadroyla 50 kupa alırım. Şimdi sevgili Hasan Arat Başkan. Size çok büyük saygım var. İnsan olarak da büyük sevgim var. Başarılı olmanızı her Beşiktaş Başkanı'nın. En sevmediğim kişi bile Beşiktaş Başkanı olunca hiç fark etmez. Başarılı olsun. Hiç sorun değil. Tam tersi. Ama siz dediniz ki kaç kapı açarım dedi. Dünyada 52 mi? Daha fazla 200 üstü. Opta Mustafa ne diyorsun kaç? 204 kapı. 200 üstüydü sanki. 200. Ama yani sevgili Hasan Başkanım henüz kapılar açılmadı mı? Bu kapılar Doors grubunun kapıları mı? Ben anlamadım yani algı. Doors of Perception algının kapıları. Ne olur yapmayın. Sizin sözünüzün altını çok daha iyi doldurmanız gerekiyor. Çünkü bir önceki yönetime haklı işlerde bulundunuz. Sözlerin altını hiç doldurmadılar. Bıraktıkları takıma bak. Bıraktıkları takıma bak. Aldıkları takıma bak. Bıraktıkları takıma bak. Size de böyle mi hatırlanmak istiyorsunuz? Bu kadar büyük destekle geldiniz. İlk kez rakipler birbirine bu kadar değil mi? Rakipler birbirini destekledi başkan adayları. Bu kadar saygıdeğer bir ortam oluştu Beşiktaş'ta. Bunun altını doldurmanız gerekiyor. Kusura bakmayın. O kapıyı açarız bu kapıyı Paris Saint Germain'den. Çünkü herkes artık Beşiktaş'ı toparlaması istiyor. Yani muhalif olan daha doğrusu yani başkanlıktaki rakibin bile elini sıkıyor. Çünkü artık toparlansın bu evet kulübü. Yani. Çok büyük bir destek var. Evet. Ve bir taraf hem zor hep diyoruz ya çok zor bir görevde yönetim. Ama bir taraftan da şans. Çünkü ne yapsan çok doğru gözükecek. Yani en ufak bir değişim dönüşüm doğru gözükecek insanın gözü. O kadar kötü bir dönem geçirdi ki Beşiktaş. İşte iç sahada işte Bürüc'den 5 yemek normalleşti. Derbide ceza sahasından çıkamamam normalleşti. Fenerbahçe maçında ceza sahasından çıkamıyorsun Burak yarı sahayı. Öyle bir maç normalleşiyor. Bu kanun nedir ya? Böyle Fenerbahçe stoperi isimli takımdan fark yenir mi abi? Evet, bu ne yani hakikaten? Lugano göl ya. Ne vardı? Oyuncusu Fava mıydı ne? Fava vardı, Ciğer var. Meze tabağı gibi takım. Ya fark attı yani. Yani bu kadar kötü dönemden geçiyor ve en ufak böyle değişim işareti zaten çok pozitif karşılanacağı kesin. O yapılamıyor yani. Haydari. Ne favası abi kafamı karıştırdınız. Fava Arjantinli ismi. Bir tane daha vardı ama ona yakın. Bir meze daha vardı o takımda. Ciciki mi vardı? Makedoncusu Ciciki mi? Yeni tezgisi var. Ya Mustafa. Sofra kurdurtma hadi. Yani anlat. Sadece değişim istiyor insanlar. Çok basit aslında. O değişim bile şu anda ona dair emar yok. Feyyaz Hoca ne dedi merak ediyorum ben de. Geldikten sonra mümkün olduğu kadar hakem hakkında konuşmak istemiyoruz ama hakemler ısrarla bizi konuşmaya davet ediyorlar. Geçen hafta penaltı oluyor. VAR hakim çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor. VAR'dan geri dönüyor. Pozisyonun VAR'dan dönmesi için hakemi aldatmaya yönelik hareket ya da elle oynama olması lazım. O da yok. Niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor? VAR'da avarda neler oluyor bilmiyoruz. Kayıtları dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda diğer takımların isteği lehinde VAR kayıtları çıktı. Bir de bizim için yapsın. Niye hep Beşiktaş'a karşı hep aynı hatalar ve haksızlıklar yapılıyor? Yeter artık. Konuşmamak için direniyoruz. Aynı zamanda rakip takımda hakemden şikayetçi düzgün yönetin Beşiktaş'ın maçlarını. VAR'da Serkan Tokat var. Metin Tokat zamanında Sergen Yalçın'ın pozisyonuna penaltı vermeyen hakem. Bunlar 3 nesil hakem. Dedelerinden, büyüklerimiz, babasından biz çektik. Hala çekiyoruz. Kusura bakma şu ailedeki hakemlerden kurtulalım. Türk futbolu için bunu istiyoruz. Bu arada Sergen Yalçın pozisyonu Van'da evet, Toba smaç yapılması açıkçası inanılmaz yani. Bir şey evet. Ya en bariz Türk herhalde futboldaki en bariz hata. En bariz yine 5 yaşın başına geldi. Ginçevi, Ayhan Akman'a evet. Adam öldürmeye teşebbüs. 12 ya. Hakem ama sırtıyla gol attı. Ahmet Akçay'ın gol atmışlığı var. Ama bir adam boyunu bir tane bacağın boyuna getiriyor. O yetmiyor. Diğer bacakla kafasını... O gidip bunu ayağına evet, biliyorum. Makas atıp yerim. Adam devam ettirdi ya pozisyonu. Lizarozu'nun futbolu bıraktıktan sonra yaptığı spor Jutsu falan öyle bir şey. Sen bilirsin Jutsu falan ne? Jutsu'dur o. Ha, neyse ondan. Emek Ege'nin söylediğinde onda bile foul verilir ona. Ya, programdan sonra bilmiyorsanız o pozisyonu Ginçev, Ayhan Deyaz'ı mutlaka YouTube'da oradan çıkıyor. Oradan da Ayhan Akman'ın kırılma anında o pozisyonu konuştuğu programda vardı. Onu söyleyeyim. Ya o zaman şey de var. Benim böyle gidip böyle Ahmet Akçay'ı arayıp bulamamam da var. Oraya kadar gidersek herkes Bülent kendi Uygun'un isyanı da ortada. Düzgün yönetin abi ya. Bu kadar zor mu? Kazanan takımı tebrik ediyoruz. Bizim eleştirimiz bugüne dair değil, geçmişe dair haksızlıklarla alakalı diyor. Feyyaz Uçar geçen devam ediyor. Sayfası kalsın lütfen sonra. Oyuncumuzun bağı kopuyor, sakatlanıyor, sarı kart yok. Rebiç'e kasti tekme var, kırmızı kart yok. Geçen hafta verilmeyen bir penaltı var. Bu hafta verilen penaltı VAR'dan geri dönüyor. Yıllardır niye hep Beşiktaş'a karşı? Bundan sonra bu hafta içinde yönetim kuruluna bir briefing sunacağız. Eski bir hakem bize bir rapor verecek. Bundan sonra hakem istatistiklerini herkesle paylaşacağız. Onlar şeffaf değil ama biz şeffaf olmak zorundayız. Bu hafta içinde yapacağımız toplantının gündemi hakemlerle ilgili olacak. Sayın TFF Başkanı yeter dedi. Biz de bir artık yeter diyelim yani diyor Feyyaz Uçar. Bir önceki sayfaya gelelim mi? Gelelim. O çok önemli. Hangi kısmını vurgulamak istiyorsun? Feyyaz Uçar, Niçer Üçescu'nun yardımcı antrenörü, yardımcısı olarak teknik heyete katıldığı zaman 2002-2003 sezonunda orada Niçer Üçescu diyor ki Feyyaz senden ricam bana böyle hakem istatistiği tut. Nasıl yani diye. İşte o kime ne çalmış onun etkisi var. İkinci sayfaya gelip bu arada evet şimdi bir kere böyle geçen haftaki pozisyon rezaletti. O bir penaltıydı yani. Evet. Bariz penaltıydı. Raşit San'ın tutulduğu şekilde. Tabii canım o penaltıydı. Bugünkü maçla ilgili onu penaltı verip buna vermeseler bir böyle standart var diyeceğim. Ama ona vermeyeyim. Bunu verip sonra VAR'dan çıkınca Feyyaz Uçar'ın isyanı ona. Bugünküne hakemin ben çok isyan etmiyorum bugünkünü VAR'dan penaltıyı iptal etmesine. Ama geçen haftaya olacak iş değil abi. Ama sadece bundan mı konuşuldu? Ben maç de onu merak ediyorum. Ya o da sadece bu konuşulduysa evet ama yetmez Feyyaz Uçar hocam. Yani abi. Tabii ki hakemlere herkes açıklama yapıyor. Beşiktaş'ın da açıklama yapması doğal ki evet hatalı hakem kararları da oluyor. Bugün de tartışma konu bence yani öyle bir faul ya da pozisyonda VAR devreye girer mi girmez mi konusu. Yoksa bence de penaltı olacak kadar müdahale yok ama VAR bu gibi durumlarda devreye giriyor mu? Nesbi kanıtı var mı yok mu? O artık tartışılır. Ama inşallah hafta içi toplantısında futbol takımı da vardır konular arasında. Hakemlerde ya öncelik bu değil Beşiktaş için. Yoksa yine stoperde Bahtiyar'ı izlemeye devam ederiz yani. Evet. Yani o yüzden tabii ki bu konulara girmesi doğal Beşiktaş'ın. Herkes giriyor çünkü Beşiktaş'ın da girmesi doğal ama ilk gündem maddesi midir? Tartışılır. Tartışmaz hatta. Beşiktaş'ın ilk gündem maddesi şu anki 11'de gördüğümüz takım. İlk gündem maddesi o olmalı. %100. Sürekli aynı filmi izliyoruz. Önce belki çok klişe ama sahada güçlü Beşiktaş olsun. Ondan sonra bu konular daha güçlü bir şekilde konuşursun zaten. Yani bu konularda daha güçlü hale gelirsin ama öncelikle o Beşiktaş'ın güçlü olması lazım. Sahadaki takımın güçlü olması lazım. Mağlubiyetler de şeyle alınmıyor. Yani bugün Beşiktaş'ın ikinci yarının başındaki 5 dakikalık Raşit Kezal reaksiyonu dışında iyi oynamasıyla hani şey de yok. Hani bazen girmez, bazen atamazsın. Normalleşiyor. Yani bugün sahaya giren genç arkadaşlar var. Yakup Arda var. Mustafa Bey var, Hekimoğlu. Mustafa Hekimoğlu var. Yani ama yine de saha içerisinde bir isyan yok, bir kıpırdanma yok. Zor bir pozisyon. Burada yazan arkadaşlar var. Diyor ki işte o şey Kulyolu, Pinolu, Kaleci, Zapatalı Galatasaray kadrosu gibi diyor. Yani ben sadece kadro değil. Yani çok normalleşiyor Beşiktaş. Maalesef bu daha kötü bir görüntü. Yani içeride yenilmek, dışarıda yenilmek. Ya bugün de Sivas'a yenildik ne olacak? Bugün yarın da Kasımpaşa'ya yeniliriz. Bu normalleşmek daha tehlikeli bir şey. Bu vasatlık işlenince kurtulmak daha zor oluyor. Çok kötü Beşiktaşları izledim ben. Daha kötü yani bayağı kötü kadrolar gördüm ben ya hayatımda. Ya hepimiz Beşiktaş'ı çok gördük ama bu herhalde gördüğümüz kadar çok bu kadar çaresiz. Sen ne hissettin ya maçta sende baskın duygu neydi Mustafa seyrederken? Çaresiz reaksiyon değil mi? Karabasan çökmüş gibi. Evet. Karabasan çökmüş bir rüya gibi yani Beşiktaş'ı izlemek. Yani bir hareket edemiyor, bir şey olmayacağı belli, bir isyan yok. Bir tane takım söyleyeyim. Bu takım Galatasaray, UEFA Kupası'ndan alan Galatasaray'da şampiyonluk yarışına girdi. Altyapıdan çıkmış Nihat Kansbek'te. Ahmet Dursun forvetlerden birisi. Diğerisi daha yeni stoper oynayan Ertuğrul Sağlam 9 numara olmuş. İşte Şafer var. Münş var galiba. Ertuğrul Sağlam yok mu? Var. Takımda var. Tayfur var orta sahada. Baya mı vardı diyelim? Zubaya vardı. Zübeyir Baya. Hayır, karıştırıyorsunuz. Bak hatta. Ya neyse yani. Hayır abi, ben sana söyleyeyim. Hallegiç falan vardı ya. Şefer'le beraber böyle Hengel vardı. Hengel oynamadı o sezon ya. Gitti. Onun yerine işte orada bir Hallegiç oynamaya başladı. Sezon sonunda o pas, o hani kaleci Fevzi. Tayfur vardı orta sahada. Forvet'te böyle Ahmet Dursun'la Ersen Martin vardı. O sezon zaten maalesef Seba gitsin Ahmet Dursun sezonuydu. Ertuğrul Sağlam, John Benjamin Toşak döneminde stoper oynadı. O dönemde olmuş olabilir. Sonradan o dünyanın en hızlı galibiyet serisinde vardı. Hızına göre böyle en verimsiz stoperi böyle Erman Güreçer'i almak için Ertuğrul Sağlam'ı Samsunspor'a verdiler. Ben bir önceki sezondan bahsediyorum. Sonra gitti Ertuğrul Sağlam. Yani 9 numarada stoperden dönmüş santraforda Ertuğrul vardı. Yanında Ahmet Dursun vardı. Çok star Ersan bir takım kesin vardı o sezon. Başladı da oynamadı yani. Bu takım şampiyon oynadı abi. Şifo Mehmet vardı. En starı Şifo Mehmet'ti o takımın. Bir şekilde o reaksiyon hala vardı ama işte Markus da vardı. Onu saydım. O çok iyiydi. Başarılı olan takımdan, çünkü 90'lı yıllarda çok fazla başarılı alıştığı için Beşiktaş en kötü kadrosuyla bile bir savaşa giriyordu. Yani bir o vasatlık yoktu. En azından mücadele vardı. Bir kabullenme vardı ama şu an o kabullenmeye doğru gidiyor. Yani çok kabullenen bir takım yani bu. Yani camia çok kabulleniyor artık böyle mağlubiyeti. Çok sıradanlaşıyor. Bu daha tehlikeli. O yüzden bunun kırılması için Feyyaz Hoca'nın açıklaması o yüzden takıldı. Önce bunun bir kırılması lazım. Yani bir artık Beşiktaş'ın kaybetmesine dert edilen bir takımın kuruluyor olması lazım. Trabzonspor'un Vira grubunun bir açıklaması vardı bu hafta içerisinde. Orada da benzer problemler olduğu için Trabzonspor kalibresinde olmayan birçok futbolcu var Trabzonspor kadrosunda. Şu anda ciddi bir kadro erozyonu var. Yıllar içerisinde Ali Ece de vurguladı. Yani aldıkları kadro, bıraktıkları kadro. Sayın Çebi yönetiminin arada dağlar kadar fark var. Şu anda da en zor dönemlerinden birisi. Yakın geçmişin en zor dönemi Beşiktaş açısından. Bu arada bir anonsumuz var. Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponla 250 TL'ye kadar hediye veriliyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 23.59'a kadar oynayacağın ilk kuponla 250 TL'ye kadar bonus Tuttur'dan geliyor. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponla oyna, ilk kuponla özel bonusunu da kaçırma diyoruz. Şimdi bu bizler gençler sizlere meselesini böyle açalım. Fernando Santos açıklamaları var, istersen oradan bir bakalım. Maça böyle kötü başlayamayız. İkinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse kendi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık. Geçen hafta Raşit San'ın pozisyonu penaltıydı. Hakem vermedi. Rakip Salih'e çarpıyor. Net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. 2 hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil. Oh, hocam hoş geldin Süper Lig'e. Sivas'ın hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Maçı kazandılar. Sivasspor bizim hatalarımızı değerlendirdi ve kazandı. Biz iyi olmak, kendimize odaklanmak zorundayız. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Daha iyi olmamız, gol yemememiz ve pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Beraber uğraşacağız, yapmak zorundayız. Gol yemememiz ve... Bu arada 3 maçtır gol atamıyor Beşiktaş. Gol yemememiz ve pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Yani adam ertesi gün gidip şey diyecek, beyler... This is a football. Hani and we try to play football. Peki, devam edelim. Son sayfaya dönelim. Transferde yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla bir şeyler olacaktır. Trabzonspor maçına bir hafta var. İyi hazırlanmak zorundayız. O maç çok önemli. İlk düdükten son düdüğe kadar oyun içinde kalmalıyız. Bu şekilde maça kötü başlamamalıyız. Bir haftamız var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Evet, Trabzonspor maçı da var. Yani biraz önce de söyledim, 2 zor durumda olan büyük kulüp. Bu arada Beşiktaş 3 maçtan beri de gol atamıyor. Bir de öyle bir gerçek var. Evet. Buyurun Ali Bey. Beşiktaş'ın gol atamama sebebi Fernando Santos'tan kaynaklansaydı ilk geldiği maçlarda Beşiktaş Fernando Santos'la gol atmayı başaramazdı. Gol atamama sorunu tıpkı Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay ve Şenol Güneş yönetiminde olduğu gibi, ki Şenol Güneş yönetiminde en azından ilk bir ay, yani aslında hazırlık maçlarını planladım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'in ortasına kadar gol olup yağan bir böyle Abubakar vardı. Şimdi o çok önemli mesele. Tamam, saçma sapan davranışlarda bulunuyor. Daha önce de yaptı ama adam golcü. Sen şu anda gol sorununu çözmek için Abubakar'ı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs oynatacaksın mı? Haziran'da da satarsın. Zaten çok atarsa daha iyi fiyata satarsın. Öyle değilmiş. Böyle oturduğu yerden Abubakar'ın fiyatı düşer. Onu öyle halledebilirsin. Doğru, şu an talip yoksa yani. Var da Paşa maaşları beğenmiyor. O daha yüksek maaş hedefi varsa Abubakar'ın kariyerinin son yıllarında o da biliyor ki Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gol atacak. Kuantum falan işte. Ben aslında taraftarı çok seviyorum. İşte damarlarımı kesseniz hep böyle kartal tüyü fışkırır falan filan. Tamam, sen de al kullan at. O sen öyle yapıyorsa sen böyle yap. Şimdi ben başka meseleye geçeyim. Beşiktaş'ın böyle omurga kuramamasını Siz demin çok güzel örnek verdiniz. O hani genç oyuncular da vardı. Şu vardı, bu vardı. Şampiyonla oynadık. Hans-Peter Briegel'di üstelik. Evet. Yani Feldkamp vardı. Briegel devam etti. Evet. Feldkamp transfer olmuyor diye kaçmıştı. Hatta o yaz gelen, Almanya'dan gelen genç kardeşimiz, golcü Eser. Fulya'da o zaman. Ben de okula gideceğim işte, bir şey var, iş görüşmesine gideceğim okuldan sonra falan. Yaz günü bir kağıt alıp iş görüşmesine gideceğim. İşte burada okudum ben falan filan, çok iyi okudum, zar sürdüm. Gittim, gitmişken erken Fulya'daydı iş görüşmesi yeri. Ya dedim bakayım, sezonda ilk antrenmanı falan. Eser geldi ve elimi öptü. Babası dedi, öp Gönülcü abinin elini, dedim ulan. Gönülcü tiplemesine bak, vallahi sağ olun falan filan. Yani o sene bayağı genç geliyordu. Hani oradan geliyor Ersen Mart, seninle tartışıyoruz ya, Ersen Mart'ı mı, Ertuğrul mu? Fark etmez abi. Necat vardı bir de. Sonra Daum dönemi transferini katıp duruyorsun, Zübeyir Bayar, Necat. Daum getirdi onları 2001-2002. İlk maçında stat'taydım Necat'ın. Kendi kalesine kafayla gol atıyordu böyle. Necat zaten böyle stoperden çok gol aramak için santrafora ekstra adam olarak gönderilince iş yeri. Neyse. Şimdi abi bak, ben size güzel bir örnek vereceğim yakın tarihten. Ya bu Beşiktaş'ın en iyi altyapısı kimin zamanını kuruldu? Serpil Hamit Üzüm. Nerede gördü bu işi? Ajax'ta 70'lerde. Son zamanlarda altyapıdan yetiştirip en büyük paraları kim kazandı? Yine Ajax. Demek ki bunun ekolü bu abiciğim. Şimdi dur. Ajax'ın o gençleriyle tecrübeleri harmanlayıp yarı final oynadığı maç. Real Madrid'i daha doğrusu yendiği maç daha önemli değil mi? Çeyrek finalde. 4-1 yeniyorsun. Bernabéu'da Real Madrid. Real Madrid diyor, boru değil yani. Benzema, Vinicius Junior yeni gelmiş. Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Casemiro. Gerisini sana gerek yok. Modric. Varane. Nacho varmış şey yerine, büyük ihtimal Ramos yerine değil mi? Ramos. Tamam. O kadar ama kaleci de Courtois yani. Dünyanın Onana en mükemmel. Şimdi bak, Ajax'ı sayıyorum. Sadece şey için. Kaleci Onana. Bu sene en çok lafı yiyen kalecilerden bir tanesi. Sağ bek Mazraoui yerine Sacha Boey'i alıyorlar. Sol bek Tagliafico. Arjantin milli takımında kralı kesemiyor. Bizim neydi ya? Eski Sporting, şimdi de Sevilla'daki Acuna. Acuña'yı kesemiyor. Abi müthiş herif ya. Tam böyle dört kollu davulcu gibi adam. Abi Blind. Ağır. Bir arkadaş. Deli Blind bu. Deli Blind değil babası. Şimdi işte. Evet. Yanında kim var? Matias de Ligt. O dönemin en pahalı genç stoperiydi. O da genç. Şu anda en iyilerden biri mi? Hayır. Frenkie de Jong. O dönemde kendi yaş grubunun enlerinden biriydi. Hala çok iyi bir oyuncu. Yanında Lasse Schöne var. Eski 10 numara. Evet. 6 numaraya çekilmiş Danimarkalı. Evet. Hatta sola çıktı oyuncu Danimarka milli takımı. O kadar ucum oyuncusu. Önde Van de Beek var. Ne yaptı abi Manchester United? Gitti de hiçbir şey. Hakim Ziyech. David Neres. Paracı gitti değil mi? Ayrıldı. Ha, gitti daha çok para öderdi diye. Ve Tadic. Dušan Tadić. Bak. Ne güzel bir numune var elimizde. Tadic abi ligimizin en tecrübeli oyuncularına, o zaman da kendi takımın en tecrübeli oyuncusu. Bak, gencin yanına, genç yeteneğinin yanına lider koydun mu oluyor? Blind yavaştır falan ama lider oğlu liderdir. Babası da liderdi. Danny Blind de liderdi. O da Van Hal'in Şampiyon Ligi şampiyon olan takımında Bogart solunda, sağında Reisiger, iki gençle oynardı. Önlerinde David Seydorf, iki gençle daha oynardı. Niye? Baba yavaştı ama o da liderdi. Senin liderin kim? Yok. Sayıs lider bir oyuncuydu. Şenol Güneş'le anlaşamadım. Peki Sayıs tipi alacaksın abi. Nereden çıktı ya? Amartey'i alıp Sayıs yerine stoper oynatmak. Hata ola hata. Futbola karşı işlenen bir suçtur o transfer yapmak. Orta saha kurgusuna geliyorum. Frenkie de Jong genç yetenek. Lasse Schöne ofansif ortadan geriye çekilmiş. Atiba. Beşiktaş'taki Atiba. Van de Beek. O da böyle Oğuzhan gibi olmuş. Sosa'yla şeyin arasında. Hatta ekstra oraya sen böyle Tolga'yı da ekle. Tolga'yı da Şampiyonluğu'nda iyi maçları var. Artı UEFA Ligi'nde Liverpool'u eledi. Zaten ilk oyunda maç golü değil mi? İlk gol attığı maç. Hayatının maçıydı zaten. Tabii. Ama abi sonra böyle Napoli deplasmanı falan. Oğuzhan Tolgay gidiyordun. Hani biri oynasa öbürü de oynuyor. Hele öyle bir alıştılar ki o senenin sonuna doğru son 5 maç böyle Atiba Hutchinson sakatlandı. Beşiktaş yine şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Oğuzhan Tolgay Talisca oynadın. Nasıl oldu bu? Çünkü abi geri dörtlünün daha kaliteli hale gelmişti. Herkes birbirine daha uyumlu hale gelmişti. Herkes birbirini çok iyi tanıyordu ve bir forma savaşı vardı. O forma savaşı işte Oğuzhan'ı, Tolga'yı ve yukarı çeken bir şeydi. Sonra o motivasyonlar bozuldu. Ben bir ara dedim ki ulan bu Atiba 36 yaşındaysa herhalde Tolga'yla Oğuzhan o bir dahaki sezon. Şenol Güneş'in son sezonu. Bunlar herhalde 46-56 yaşında. Niye? İşte o etrafta böyle o takımın omurgası. Bir böyle omurga kuracaksın, geliştireceksin. Momentumu yakalayıp devam edeceksin. Hayallerle gaza geleceksin, gerçeklerde frene basacaksın, sonra da bir daha gazlamak için. Ama sürekli böyle kaliteyi arttırman gerekirken sen sürekli olacak iş değil. Ya bu hakemler hep kötü Feyyaz Hocam. Çok güzel söylemişsiniz. Ben de hep sizden öncüydüm. Siz daha iyi biliyorsunuz, oynadınız. Ben diyorum lan ben bu hakemi bir yerden hatırlıyorum. Bilinçaltı babası 20 sene önce saçma sapan 5 metre ofsayttan Beşiktaş maçında rakibin attığı golü görmemişti. Ofsaydı vermemişti. Oradan hatırlıyorum falan. Ulan bunlar saltanat herifler diyorum ya. Saltanat kaldırılmamış mıydı kardeşim? Hakemlik'e devam ediyormuş. Bunlar sabit. Bunları değiştirmen kolay değil. Değiştirirsen çok sevinirim. Bayılırım bu hakemleri düzeltirseniz. Ama sanki Beşiktaş'ı düzeltmek daha zor. Daha elimizde. Ve siz futbol insanları olarak bu maç sonrası bunu daha çok konuşmanız gerekir. Kendi oynadığınız takımlardan, yani ben sizden öğrendim zaten. Evet ya. Bak çok basit bir şey söyleyeceğim. İkiniz de hoşlanacak, sonra susacağım, merak etmeyin. Ne demek? Abi bu Metin Ali Feyyaz dönemi milli takımda ileri üçlüde kim oynuyordu daha çok? Tanju. Rıdvan. Aykut. Tanju Rıdvan. Aykut Hasan. Hoca çok az oynadı. Arada Feyyaz. 90 Dünya Kupası elemeleri mesela Avusturya ile İstanbul'da oynadığımız maçlar. Maç. Evet. Feyyaz Hoca oynuyordu. Oradaki maçta 11'de yok. Hiç Metin Ali Feyyaz beraber oynadı. 10 maç var mıydı takımda? Yok. Bir tane bile var mı? Yok. Bir tane bile yoktur herhalde. Yok. Hiç Gökhan Ulvi hep en az gol yiyen takımıydı. Hiçbir zaman en popüler kaleci, ligin en iyi kalecisi kafadan Simović'ti. Schumacher'de, Fenerbahçe'de. Tamam mı? Evet. Schumacher'de, Simović'te. Beşiktaş'ta işte Zafer, Bako, Engin İpekoğlu. Engin İpekoğlu çok iyiydi. O ayrı, kıymetini bilmediler ama olsun. Hayır, yine ligin en popüler kalecisi değildi. Hani bir kere kafadan Simović vardı ve Schumacher vardı. Abi hiç ben görmedim Beşiktaş kalecileri çok az geçti milli takımda. İşte Engin İpekoğlu o sene. O dönem işte Fatih Uras. Bak. Senin geri dörtlüğün hiç herhangi bir maçta milli takımla oynadı mı Recep Kadir Ulvi Gökhan? Hayır. Semih sol bekti. Rıza Çalınbay Beşiktaş'ta orta saha oynarken milli takımda sağ bek oynuyordu zaman zaman. En çok Recep Çetin oynuyordu. Evet. Milli takımda Beşiktaş'ta. Bir de Gökhan Keskin de uzun zaman oynadı. Ama Recep Çetin ama hiç o iskeleti oynatma gibi durum yoktu yani. Demek ki hep en iyi oyunculara sahip olmanıza gerek yok ki. Ülkenin en iyileri milli takımla oynadığına göre. Mesela Ulvi yerine kim oynuyordu işte? Cüneyt Tanrı mesela. Gençler Birliği'nde Ankaragücü oralardan bir böyle Gökhan vardı. Böyle Gökhan Gedikale. Fenerbahçe'ye geldi. Bravo. Yani söylemek istediğim en iyi oyuncular değil. Feyyaz Uçar benden çok daha iyi biliyor. Samet Aybaba'nın şampiyonluk kazandı. 86'da o Metin Ali Feyyaz'ın Ali'si sağ bekti abi. Ama geri kalan kısım çok iyiydi. Bir oyuncuyu böyle idare edersin pozisyon dışı. Ya sen de her hafta değişiyor be kardeşim. Bu adam Necip Zaynuttin adama da yazık bir yerden sonra. Evet. Toparlıyoruz arkadaşlar. Dur ya, Fenerbahçe Ankaragücü maçı. Yok, maç başladı. Maç başladı. Özür dilerim. Yayınımız var. Coşkun pardon. Yok, zaten evet arkadaşlar. Coşkun Özer'i rahmetli anlattık. Bu kadar kötü takımları rahmetli Coşkun Özer'i çalıştırırdı milli takımda ya. Vallahi yemin ederim. Fernando Santos yeni Coşkun Özer olacak bugün işte ya. Getir Yemeğin sunduğu Knockout'un sonuna geldik. Anketin sonucuna bakıp hemen kapatalım. Santos'un oğlu Murat Özer'i olacaktı. Ankaragücü maçı başladı. Oyuncu kadrosu. Transfer şart diyor. Beşiktaş taraftarı ya da anket katılımcıları Vole uygulamasından indirebilirsiniz. Sports'u da indirmeyi unutmayın lütfen. Yeni nesil Can Skor uygulaması çok güzel özellikleri var. Görüşmek üzere. Maçtan sonra yine Vole ve Vole Plus yayınlar devam ediyor. Hoşçakalın. Çık, yemek getir, yemek getir, yemek getir, yemek.